İlk önce ne koydun? Sirke koydum. Elma sirkesi. Elma sirkesi. Tamam. Her zaman faydası olan elma sirkesidir. 1 yemek kaşığı elma sirkesi, 1 yemek kaşığı limonun suyu, 2 yemek kaşığı ya da 1 yemek kaşığı kadar yağ ekleyeceğim ama bunu saklıyorum. Nedenini şimdi söyleyeceğim. Toz zencefil. Ama öyle az değil. Ciddi anlamda 1 çay kaşığı kadar çörek otu. Zerdeçal 1 çay kaşığı kadar. Zerdeçal evrensel ilaç. İçinde 5000 farklı öz var ve küçük küçük ama birleştikleri zaman inanılmaz şifa oluyor. Şöyle bir laflar çıktı zerdeçalla bu olayın başlangıcında ama şimdilerde yine okuyorum. Zerdeçal yine baş tacı oldu. Şöyle ikisinin bir ilaçla etkileşiminden dolayı o haber çıktı. Sen ama ikisinin etkileşim bambaşka. İlaç evet koronavirüste kullanılmaması gereken bir ilaçla zerdeçalın etken maddesi benzer. Fakat farklı yollarda çalışıyorlar. Zerdeçalın mekanizması bambaşka. Aksi takdirde Hindistan, Çin baktığınız zaman zerdeçalı en çok kullanan ülkeler çok ciddi sıkıntı olması beklenirdi. Hiç böyle bir durum yok. Tamam. O yüzden gönül rahatlığıyla yesinler. Hatta bağışıklığın en büyük dostu olduğu için arttırsınlar diyoruz. Zerdeçalı ekleyince karabiberi unutmak olmaz. Bunu söylüyorsunuz hep. Zerdeçalla karabiberi birlikte kullanın ki faydası daha çok olsun diyorsunuz. Ve sumak. Sumağı ne olur bir böyle tatlı kaşığına yakın ekleyin. İnanılmaz şifalı. Bunu eğer ben çorba içiyorum, salataya sos yapıyorum, yoğurduma karıştırmak istiyorum. Bu şekilde ekleyebilirim yağsız haliyle. Ama salata sosu, sebzelerime sos yapacaksam 1-2 yemek kaşığı daha yağımı ekliyorum. Güzelce bunu karıştırıyorum. Bir günde bitiriyorum. Günlük bağışıklık dostu sos karışımım. Ben ne yapıyorum? Sabah salatasına veya sahurda kullanıyorum. Yoğurduma ekliyorum. Normal yediğim salatama, çorbama, sebze yemeklerime. Ben çorbaya bunu çok yakıştırdım. Bir de neye yakıştırdım alakasız bulabilirsiniz ama güzel bir semizotu yemeği yapıp şöyle üstüne bir konulabilir. Olabilir. Mesela mercimekli semizotu çok güzel oluyor yeşil mercimekle. Üstüne bir parça konabilir. Siz koyar mısınız bilmiyorum ama ben barbunyayı mesela yerken veya mercimek yemeğini yerken biraz sirke koyarım. Lahanaya, kapuskaya. Lahanaya koymam bak İnanılmaz güzel oluyor mu? Yakışır mutlaka. Bakın kokan. Her sebzeye baharatı bol ekleyin ve sirkeyle mesela birlikte ekleyin. Mesela karnabahar haşlayıp üstüne bu konabilir. Bitti. Mesela yoğurtla birlikte bunu karıştırın. Sos olarak sebzelerinizi batırın üstüne. Çok güzel bir şey öğrendik. Bu da çok güzel bir şey. Ve kimse, ya ben bunu senelerdir kullanıyorum. Bir danışanım da ben bunu yiyemedim demedi. Çünkü gerçekten hepsi birbirinin içinde kayboluyor. Hiçbir baskın olmuyor. Kimler zerdeçal kullanabiliyor? Ancak hastaysak. Mesela zencefil çayı. Zencefil çayı yaparken zencefilin kendisini yememiz çok mümkün değil. Çok keskin. Ama şimdi bu şekilde yaptığınız zaman inanılmaz şimdi çaya geçeceksiniz. Evet. Şimdi çaya geçiyorum. Çünkü bunu anlatmam lazım. İnsanlar zencefil için çok pahalı. İşte ben bunu yapamıyorum. Tadını sevmiyorum. Hemen bir bahane buluyorlar. Oysa ki çok zencefil, az kullanıyoruz zencefili. Taze zencefil. Taze yani. Zencefil. O kadar uzun süre gidiyor ki. Dolayısıyla ne olur şöyle rendelenmiş bir böyle tatlı kaşığı, çay kaşığı arası bir ebat. Şimdi ilk başlayanlar çay kaşığı kadar. Şöyle bir miktar alsınlar lütfen. Rende. Mesela bunu ne yapacaksınız? Bunu rendelediniz. Bunu bir poşetle dondurucunuza koyun. Evet. Ben Martha Stewart'ta gördüm. Bunları küçük küçük şeylerle dondurucuya önceden hazırlıyor. Hem dilimleri hazırlıyor. Hem rendeleri hazırlıyor. Koyuyor dondurucuya. Oradan alıp kullanıyor. Çok pratik oluyor. Sıcak suyunu koydum. Sıcak suyumu koydum ve şimdi bunu bırakacağım. Bir saat kadar burada bu şekilde bekleyecek. Çünkü zencefilin özünü verebilmesi için zamana ihtiyacı var. Bunu içmeye yakın biraz soğuk limonata gibi olacak. Üzerine limonumu sıkacağım. Yarım limon ve bir çay kaşığı kadar da çam balı ekleyeceğim. Olduğu gibi içeceğim. Yani süzmeyeceğim. Zencefiller zaten o sıcakla bir saat beklediği zaman yumuşayacaklar. Rendenin en küçük yeriyle lütfen rendeleyin. Dişe çok ağza gelmesin ve bunu afiyetle tüketin. İnanılmaz güzel. Şu boğazdaki o kuruluğu alıyor. Farenjite iyi geliyor. Gerçekten bağışıklık için inanılmaz dost. Ama bizi dinleyen herkesten ricam. Bunları hastalanınca hemen koşmayın. Bizler ne yapıyoruz? Hasta olduğumuzda böyle faydalı beslenmeye çalışıyoruz. Önleyici, koruyucu olmamız gerekiyor ve düzenli yapmamız gerekiyor. Şimdi korona korkusuyla değil, her zaman yapın. Çünkü vücudun iyileşme süreci yaklaşık olarak 3 ayı buluyor. Yani rejenere olabilmesi. Evet. Hadi bugün yaptım, yarına faydasını görmek
çok anlamlı değil bence. Ben zencefili hayatımdan hiç eksik etmiyorum. Sabah zencefil, limon koyulmuş, yanlış bir şey söylersem uyar ki bana da iyi olur. Böyle bir su içiyorum. Zencefille limonu dilim dilim yapıyorum. Ilık bir su içiyorum. İyi mi? Çok güzel. Ondan sonra... Bağırsak sorunuz var mı? Hayır. Tamam, o zaman süper. Bağırsak sorunu olanlar biraz daha soğuk su içmeliler sabah. İlk uyandıklarında. Öyle mi? Bağırsağın o hareketini çok daha iyi arttırıyor. Ben aslında soğuk su içiyordum. Soğuk su iyi değil dediler. Normal şeye geçtim. Bağırsak sorununuz yoksa gene ılık su içmeye devam edebilirsiniz. Evet, bak güzel. Ama %50'si bağırsak sorunu yaşayan bir ülkede olduğumuz için sormak güzel istedim. Bilgi. Soğuk için diyor bağırsak sorunu için. Şimdi mesela dün gece eve gittim. Dün atölyede de bir parça... Çok işimiz birikti. Onları biraz halletmeye çalışıyoruz. Yine maskelerle, şeylerle atölyede ve hepimiz birbirimizin karantina durumunu da biliyoruz. Her şeyimizi biliyoruz. Ev durumlarımızı biliyoruz. Onun için oradan geldim. Böyle boğazıma bir şey oluyor. Şimdi yayına geliyoruz. Bir suçluluk hissi eve gittiğim zaman. Allah'ım ne yaptım diyorum. Hasta mı olacağım? Ne olacağım? Herkeste var bu kaygı. Hemen sıcak bir su, zencefil. Limon, bal koyamıyorum içine. Hemen öyle bir su yaptım. İçtim, beni nasıl rahatlattı? Nasıl rahatlattı? Gerçekten o hissiyat kayboldu. Belki de uzun süre maskenin içinde kalmaktan da oluyor olabilir. Oluyor, oluyor. Oluyor mu? Bir de psikolojik de etkisi var bence. Herkes şu an kendini çok fazla dinlemeye başladı. Ama ben şunu tavsiye ediyorum. Mutlaka gargara yapalım. Gün içerisinde ada çayını ağız kapalı olarak böyle bir 5 gram kadarını yarım litre suda güzelce bir demleyelim. Onu içelim. Onun dışında daha az, bir çay bardağı kadar bir suda gene bir tatlı kaşığını demleyip gargarasını yapalım. Gargara mutlaka. Da çok önemli. Elma sirkesi gargarası da yapsınlar. Elma sirkesi gargarası. Çok devamlılığında çok büyük fayda. Biz çocuklara çok veriyoruz. Biraz ateşi olur gibi olduğunda hani birazcık elma sirkesi hemencecik. Yani çocuk hemen geçiriyor. Eskiden bizim zamanımızda hemen antibiyotik verirdi, ilaçlar verilirdi. Şimdi doğal yollardan o dönem bitti diyor. Aynen. Buradan. Ben de biliyorum bizim çocuklardan. Gerçekten elma sirkesi ama iyi. Hele evde yapılmışı varsa ki pek çoğunuz yapıyorsunuz. Şimdi pudingini Sakine yaptı, getirdi. Yaşar bak üstüne çilek koyduk. Gayet güzel bir puding oldu. Çayın çok güzel oldu. İyi iyi fikirler. Bu çayı şimdi oruç tutanlar ne zamanda içsinler? Bunu biraz iftardan sonra yarım saat, bir saat sonra içsinler. Sindirime dost olur. İçerisinde iki tane karanfil, belki biraz rezeneyle demlerlerse şişkinlik ve gaz problemini de ortadan alır. Aslında bu söylediğini siyah çaylarına da atabilirler karanfili. Tabii, karanfil çok iyi oluyor. Çok da dezenfektan biliyorsunuz. Aynen öyle. Yani, kakule bulabiliyorlarsa kakule de bu dönemde çok önemli. Çünkü biz Ramazan'da maalesef en büyük dertlerimizden biri çiğnemeden yuttuğumuz için, acele acele yediğimiz için gaz ve şişkinlik derdimiz çok oluyor. Çok güzel bir konuyu söyledim. Bir şey daha söyleyip bitiriyorum Erkan. Berrin'e teşekkür ediyorum. Uzmanlar diyorlar ki ben de çok acele yemek yerim. Çok çabuk yerim. Ama hep bu şeyi aklıma getiriyorum. Çok çiğne, çok çiğne, çok çiğne. İçimden bunu söylüyorum. Çok çiğne diye. Aynen. Berrin. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Tüm aileye sevgiler, saygılar, minikleri yanaklarından öpüyorum. Teşekkürler. Anneye hürmetler, eşit.